Duydunuz mu? Serap Hanım da almış tadı. Söylemek istememiş. Ya emin olamadım. Hayır. Ya bir şey var ama diyorum. Emin olamıyorum o dakikalar ya. Serap Hanım da yoksa bence beğenmemeye gelmiş. Bilmiyorum. Beğenmemeye değil ya. Ben burada etinden, içinden lezzetten sütünden. Ana yemeğinin. İçinden faydalı. Salatayı beğendin mi? Salata standart. Salata iyi. Biraz daha ekşi olabilir. Eline sağlık. Afiyet olsun. Dilber dudağı yiyecektik, evet, kadayıflı. Kadayıflısını yemedim. Kadayıflı dilber dudağı yiyen var. Ben de yemedim, yok. İlk defa yiyeceğim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Zade kebabı ve salçalı bulgur pilavı. Yani neden salçalı bulgur pilavı? Ya zaten yaz ayındayız. Neden domatesli bir pilav tercih etmediniz? Neden salçalı pilav aklıma almıyor ve hiç lezzeti yoktu. Ya zaten dibi yanmıştı, dibini tutturmuştu. Ben hiçbir şekilde lezzet almıyorum diye tavuk suyu koyduğunu söylüyor. Tavuğun tesini bile alamıyorsunuz. Bir ekşim tırak bir tat var, çözemedim gitti. Yani yakıyor böyle dilimi. Ben bir lezzet alamadım gerçekten. Allah aşkına yanı künefeye bile bu kadar olay yapmamışlar. Sadece son anda dibi yandı diye benim pilavıma laf yapmışlar. Sanki pilavım yanmış gibi. Kıvranması daha alınmıydı ama puanlarından dolayı. Şimdi bu burada biraz daha şey, daha tartışmalı sanıyorum değil mi? Nasıl yani? Bugün puanlama yapacağımız için. Tabii şimdi evet. Orada bir gerginlik evet. Oluyor. Bir heyecan yani, ve merak gergin oluyor. Gergin ama şey yine de ılımlı. Ilımlı. Evet, çok saldırmıyor. Ben önceki üzülüyorum. Önceki günlere göre evet. Bana saldırmıyor, çok moralim bozuk. Çok fazla da savunmadı, ben biraz şaşırdım açıkçası. Evet. Yo, bugün artık yorulmuş hazırlarken. Yani bence zaten verdiği puanları alacağını düşündüğünden dolayı biraz daha ılımlı davrandığını kimi, düşünüyorum. Kimi point? Fibra mı? Geri istiyor olabilir. O birazcık bir taktik evet. Valla ben de yüksek puan versem beklerim tabii karşılığında ama o size bağlı bir şey. Yani her yüksek verilen puanın karşılığı yüksek olacak veya düşüğünde karşılığı düşük olacak. Bu zaten tasvip etmediğimiz bir şey. Sen bana 4 verdin, ben de sana 4 verdim. Sen bana 6 verdin, ben de sana. O mesela hoş bir şey değil. Her yemek farklı. Gerçekten verdiğim puanlara çok pişman oldum. Ben adaletli olduklarını düşündüm. Bunlar bana resmen bilene gelmişler. Puan vermemek için bilenmişler. Takdir Zuhal Hanım'ındır. Zuhal Hanım'ın adalet... Biliyor musunuz el açması? Yüzümü ben orada söyleyeyim çünkü hani yetenekli olduğunu söyledi ya, baklava beklerdim. El açımı baklava beklerdim. Allah aşkına çarşaf böreği yaptım size, daha ne istiyorsunuz? Çarşaf işte bir tek bir şey yeterdi. Ben el açması olacağını net biliyordum ama evet, daha da yanında ekstra bir el açması daha olma ihtimali yüksek diye evet. Düşündüm. Ama tatlıda el açması düşünüyordum. Aynen, evet, ben yani kesinlikle. Sizin üstünüze çıkmalıydı diye düşünüyorum ben ama çıkamadı, yarımda kaldı. Bıçak lazım. Öyle mi? Bıçak eksik. Evet, servis olayında tatlı servis bıçaklarımız yoktu. Bugün senin bıçağı ben aldım vallahi. Ya afiyet olsun o zaman. Dondurma mı bu? Evet, dondurma. Evet, dondurmayla servis yapmak istedim. Tatlı bıçağımız var mı? Var, hemen getiriyorum. Hakan Bey niye söylemiyorsunuz? Servisiniz eksik. Yani 7 versiyonu istiyorsunuz. Ben konuşuyorum bugün. Hayır canım, ne alakası var? Politik davranmıyorum. Hakan ya. Biraz daha sessiz galiba. Bugün. Hakan da sessiz. Serap Hanım da sessiz. Yok, Serap mı sessiz? Biliyorum, daha ne yapabilirim? Yürüyün ya. Serap da sessiz. Serap eksik. Ya. Geç sunuyor. Yani ben onu zaten en baştan beri söylüyorum. Bıçağı ilk başta da söyledim. Bana zaten bıçağın... pişman olmuş 5 verdiğine. Ben yine de... Yani 5. günde eksik olmaması lazım aslında da. Yani 5. günde yani 5. gündeyiz. Kusura bakmayın diyorum ya, heyecan, stresle yarışıyorum. Ya ben yedim. Hepimiz öyleydik biliyor musun? Benim çatalım yamuk diye eleştirmiştiniz. Burada çatal kaşık. Hatta aynen size şey vardı. Söylemedim. Altında kalmış. Yönü farklıydı galiba. Evet. Bu bıçakla yiyemem. Neden? Ben de ya gerçekten. Çok ya kötü. Arkadaşlar lekeli. Çok fazla lekeli. Lekeli çok fazla. Ben de bildiğin... alırsam bir de getirmedim. Aa, neyse çatalla beni yiyin. Yok yok gerek yok. Bu şekilde bıçak getirmeyin zaten lütfen. Zaten yumuşak. Su lekesidir o ya. Bir peçeteyle silmeyi dese değil mi? Parmak lekesi mi? Hadi ya. Ben parmak lekesiydi. Parmak lekesi diyorlar bıçaktakine. Ya hayır, orasından ben sildim ama büyük bir ihtimal şöyle elimin... Normalde sapından koyuyoruz ya. Acaba hani... İşte ben de onu dedim. Öyle bir şey oldu. Öyle dediler ama. Bazı arkadaşlar yapıyor yani. Tabakta da vardı. Ben sildim, söylemedim mesela. Yazık. Tabakta da mı vardı? Çok bunalıma girmesin daha fazla diye. Tabakta mı söyledim? Bunalıma. Girmesin tabakta yani. Tabakta da parmak izi varmış. DNA'nı çıkarmışlar. Ya ne yapabilirim Allah aşkına? Tutmuyor muyum ben sanki tabakları ya? Bize olmamalı. Ne yapmam gerekiyor? Pardon ya, kusura bakmayın. Siz de gökten getirip koymaları gerekiyordu.
Kuz yok. Hiç kusura bakmayın. Kurduktan sonra örtü örtüyoruz ya üstüne tozlanmasın diye. Biz öyle yapmıştık masalarımızı hazırlarken. Örtü örtüyoruz ya masalarımızın üstüne tozlanmasın diye. Örtü mü örüyordunuz? Ben örtü falan görmedim ben. Tozlanmasın diye. Ben hiçbir şey görmedim. Önce mi kurdunuz masanızı sonra mı kurdunuz? Evet, sonradan kurdum ben masamı. Bittikten sonra? Evet, bittikten sonra ben masamı kurdum. Kısa bir süre orada ama yani. Kısa bir süre mi? Şeyden sonra yani bittikten sonra kuruyorsun kısa bir süre servis beklemiş oluyorsun. Servis aslında belki de. Evet yani. Yani. Olabilir. Yani yok gerçekten. Belki tutarken şöyle servis şey yapmalıysanız hani elinizle gelmiş ama olabilir. Ama şöyle ya. Tuttum getirdim ne yapabilirim ya diyor. İşte değmiş ki, bir şekilde. Hanım, keşke uçakla indirseydim böyle ya. Ay, İlahi adalet, adalet diyoruz biz böyle. Biz zehirle indirsin yarışmacılar. Kusura bakmayın. Rica ederim. İlahi söyleyelim adalet diyorsunuz ama ben de söyledim evet. Fakat hiçbirinizden çatal için bir şey yapmadınız Zuhal Hanım. Ama söylediniz siz de. Söylediniz ya. Evet ben zaten söylediniz. Su lekesi vardı. Benim çatalımı değiştirmiştiniz. Söyle, siz de değiştirdiniz. Hani ben, arkadaşlar yo, ben değiştirdi. Daha yeni ilk defa. Ha, ben, sizden... Yok, Hakan ve Serap değiştirdi bıçaklarını. Evet, ben daha yeni istedim. Evet, kim yedi tatlıdan bakayım? Ben yedim. Hadi anlat bakalım Serap. Ya şöyle, çok yumuşak geldi. Şerbetli. Ya şöyle, ya hamuru gerçekten çok yumuşak. Hani bu biraz daha pişebilirdi sanki. Pişti zaten. Ya bence yanık yani. Yanık mı istiyordunuz? Yanık bakan değil, hayır ya. Hayır. Ne istiyordunuz? Bir de kadayıfı az geldi, bu bana göre yani. Bence ideali bu. Kadayıfı kendiniz mi yaptınız yoksa hayır, aldınız? Hayır ben kendim yapmadım. Hazır aldım. Zaten elimle açıyorum diye. Kızarmış, hazır kızarmış kadayıf. Evet hazır kızarmış kadayıf aldım. Keşke kızarsaydınız onu bir 5 dakika falan sürerdi de. Siz bir nasıl de... etinizi kasapta kesirdiyseniz ben de bunu hazır kullanmak istedim. Buyurun. Yumuşak olması dediğiniz bu tatlı daha yumuşak olması gerekiyor aslında ya. Ya bana yumuşak siz, geldi. Hani, tatlı. Bunun daha tamamen tam tersi bir yorum yapmanız gerekiyor şu an bu tatlıya. Bana kuru olmuş demesi lazım. Bana yumuşak geldi yani. Şerbeti çekmemiş demeniz lazım. Bir bakalım çok yumuşak ya aşırı yumuşak. Demek ki çok... Hayır bakın ya üstünde, üstünde bakın şerbeti dinleyelim. Yani, burada hamur olduğu gibi bütünüyle duruyor. Evet burada çekti olması gereken kıvam budur zaten de şerbetini yememiş bir tatlı bu. Yani buna çok yani, yumuşak evet, bir tatlı evet, diyemezsiniz. O zaman yememişse bu kuru bir tatlıdır yumuşak bir tatlı değil bu. Şerbeti ne durumda? Şerbeti yememiş. Bu tatlının tamamen yumuşak olması, şu kıvamda olması lazım tamamen. Üstünü, tatlı seçiminiz yanlış. Yanlış çünkü neden? Bu tatlı en az 4-5 saat şerbette aynen, kalıp saat o şerbete çekip tamamen yumuşak olması. İlk tatlımı yaptım. Tamam da ya sonuçta saat, biz 2,5 evet. Saatlik bir süremiz var ya bizim. Yani şerbette tatlıların hepsinde hemen hemen o kural geçerli. Evet ama bunda çekmesi. Bir tık daha üst katlamesi yüksek oluyor ya. Bir tık daha üstü mesela ayrı bir parça gibi kalmış bu artık. En azından size tatlı yedirdim. Ha yok benimkini de üstü yeniliyordu zaten. Yok yenilmiyor. Sizinkini de altı yeniyor üstü yenmiyor. Gonca? Yenilmiyordu. Sen yiyebildin mi altın üstünü bir tarafın? Yani, şekerpare mi? Şekerpareyle şekerpare aynı. Şekerpare mi? İçin yani şekerpare kadar, mı? Hayır söylüyorum şekerpare kadar yenişi. Hafif yani bilmiyorum. Ben ilk defa yedim açıkçası yemedim. Daha vermedim mi? Hayır ama şey... Lezzet olarak falan. Nasıl? Yani lezzetli geldi mi? Gelmedi diyorsun. Bana da o lezzetli. Belki sana nasıl geldi? Çok kalmış, biraz, üstte kuru kalmış. Yani şimdi bu altları biraz hamur gibi, üstü daha sert. Doğru. Evet. Hani benim yaptığınız şey aynı eleştiri. Hakan Bey de yapmıştı. Benim şeylerim şeyi çekmemiş tam şerbeti. Şerbet kıvamı olarak benim şerbetim daha tatlı, daha güzeldi. Hmm. Altı lapa gibi üstü kuru söyleyeyim. Bir de bunun sunumunda ben kaymak tercih ederdim şahsen. Kadayıflı dilber dudağı tatlısını da şerbetli tatlı. Evet yemeğine uygundu ama lezzeti yoktu. İçindeki o kadayıfları hazırdı. Hazır kullanmış ve kızarmış kullanmış. Bari çiğden kullan. Bana laf attınız ya benim suları çekmemiş dediniz. Altı çok hamurdu, üstü kuruydu ve kadayıfları da çok azdı. Tadını da çok beğenmedim. Peki eline emeğine sağlık. Ay eline çok sağlık. Heyecanlıyız. Evet, sezona evet. Başladık ve büyük final öncesi son açık oylama için hazırız. Gerçekten tamamen modum düştü. Düşük vereceklerini biliyordum ama ben adaletsizliğe gelemiyorum. Orada da sesim çıkacak zaten. O puanlamada bizi büyük olaylar bekliyor. Evet, sezonun ilk 75.000 TL'sini birazdan sahibine teslim edeceğiz. Ama ondan evvel tabii ki Kübra yarışı. Şimdi onu puanlayacaksınız. Puan. Tam bir menü ve sofrayla karşı karşıyaydık. Dolayısıyla evet. Yine 3 ila 10 arasında bir puanlama yapacaksınız. Buyursunlar, siz puanlarınızı yazın. Ben menüyü hatırlatayım. Arpa şehriyeli havuçlu tavuklu bir çorba ile başladık bugün. Son günümüzde ara yemek olarak çarşaf böreği ikram etti bize. Ispanaklıydı. Yanında da yoğurtlu bir mezesi vardı Kübra'nın. Ana yemek olarak da zade kebabı, yanında salçalı bulgur pilavı ve de çoban salatası vardı. Son olarak da kadayıflı dilber dudağı dondurma eşliği ile verildi bize. Bu da haftanın son yemeğiydi. Kübra'nın da tatlısıydı.
Herkes puanlarını yazsın. Ve değiştirmek isteyen var mı diye son kez soruyorum. İyi düşünün. Değiştirmek isteyen yok mu? Yok. Şimdi konuşma sırası sende. Biliyorsunuz ki 5 gün yarıştık. Aynı şekilde siz de 5 gün yarıştınız. Ben adaletli olmanızı istiyorum. Ben nasıl sizin puanlarınızda adaletli davrandıysam sizin de aynı şekilde adaletli İnşallah olmanızı öyledir. Bekliyorum. Kaç puan bekliyorsun? Ben en fazla 7-8 bekliyorum Zuhal Hanım. Anladım. Peki. Yani o yüzden dediğim gibi umarım adaletli olduğunu öyle puanlar kullanmıştır. Evet, peki. Son açık oylamaya başlıyoruz haftanın ve Berke'nin puanını göreceğiz. Evet Berke, aç ve söyle lütfen puanını. 6 puan. 6 puan. Teşekkür ederim Berke Bey. Tatlımı zaten söylemiştiniz. Neyi beğendiniz? Çorbanızı zaten değerlendirmeyi almadığımı söylemiştim. O sunduğunuz yoğurtla şeyi de mi almıyorum. Ana yemeğiniz güzeldi, onu beğendim. Yağlı olmasına rağmen oradan puan verdim. Pilavınızı hiç beğenmedim. Tatlınız da geçersizdi zaten. Biz siz de biliyorsunuz. Hı hı. Sunumunuz ve karşılamanız da güzeldi. Onlara puan verdim. 6 puan verdim. Hakan'dan gelecek sıradaki puan. Evet Hakan. Görelim bakalım puanını. Ben Kübra'ya 5 puan verdim. Aa, şaka gibisiniz Hakan Bey. Gerçekten 5'lik masa değildi. Değildi. Kapat. Emeğim vardı. Masamı gördünüz. Sizin çiçeğinizden büyüktü ve canlıydı. Böreğime dediniz ki içi lezzetli dediniz. Çorbama dediniz ki lezzetli dediniz. Siz gerçekten gününüzde oynuyorsunuz, puanınızda oynuyorsunuz. Benim masam kesinlikle 5'lik değildi. Sizin adaletinize ve samimiyetinize kesinlikle güvenmiyorum. Beğenmediğim ürünleri beş söyledim. Çok ya 5 ne ya? 5 ne? 2 puan vermişsiniz 5'e. 2 puan vermişsiniz. Zaten 3 puanı veriyor. Tamam. Ana yemeğinize vermişim. Böreğinizin içine vermişim. Salatayı dediniz ki güzel olması gerektiği gibi dediniz. Standart dedi. Emek nerede burada? Nerede emek? Emeğiniz var zaten burada. Ne? 2 puan mı benim emeğim? 2 puan mı? Bu sofra buydu bence. Bence değildi. Siz kendi puanınıza oynadınız. Kesinlikle 5'lik bir masa değildi benim masam. Siz adaletsizsiniz. Siz kendi puanınıza oynuyorsunuz. Yanlış düşünüyorsunuz. Ama 5 çok düşük Hakan. Kesinlikle ne yaptın ya? Etmiyorum. Berke 6 verdi. Asla kabul etmiyorum. 2 yemeği tam olarak bile beğenmemiş yani. Bravo. Sen şimdi ana yemeğin güzel bunu dedin. Çorban lezzetsiz demedin. Evet. Hadi salataya vermedin. Hadi tatlıya vermedin. Ama ıspanaklı böreğin de içi güzel dedin. Zuhal Hanım ana yemekte sadece ana yapma, yemeğin gözünü seveyim ya. Yedik. Sen de yaptın aynı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben size hakkımı gerçekten helal etmiyorum. Kübra ben çok çocuğumu bırakıp buraya geldim. Güzel puanlar var. Hepiniz çocuğunuzu bırakıp geldiniz. Siz de orada yarıştınız benim gibi. Ben sonuçta bir emek verdim sizin. Herkes lavaşınızdan verdi. Emeğin karşılığı verdi. Bu olmamalıydı herkes yani. Herkes verdi. Bu sizin lavaşınızdan çok uğraştım ben. Ben size 7 puanı sırf lavaş tantuni falan yaptınız diye verdim. Kesinlikle hakkımı helal etmiyorum. Ben 5'lik bir masa yapmadım. Sonuçta ben masa da yani yemekler evet, de 5'lik değildi. Yani yemeğim de 5'lik değildi. Masam da kesinlikle değildi. Sen Berke'ye kaç vermiştin? 5 vermiştim. Aynı mıydı? 5 diye gidiyor arkadaşım. Ana yemekleri ya da ara yemeği ya da menüsü, zorluk derecesi, risk alması, şusu busu. Berke Bey'den ben de 6 aldım. Benim masamla da ben bana Berke'den göre... Ben Berke'den aldığın 6 puan sormuyorum. Berke'ye verdiğim 5 puanı soruyorum. Aynı mıydı Kübra'yla? Aynı mıydı? Aynı yani, mıydı? Berke ile hemen hemen aynıydı sanki. Aynı mıydı? Aynı ya, değil. Kadının el açması var o kadar. Dur ben. Aynı şey değil. Ya şundan dolayı söylüyorum. Ben söyleyeyim ya. Ben söyleyeyim açık açık. Evet benden iyi durması olur mu? Tabii. Ya hayır Berke Bey bile kabul ediyorsun. Ben kendim de Kübra en çok benimle uğraştı. Hakan Bey de öyle keza. Evet tamam ben daha pratik yemekler seçtim. Biraz Avrupa mutfağına kaçtım. Risk aldım. Beğenilmedi olabilir. Olabilir. Ama kadın el açması vardı yani. Bravo Berke. Çorban kesilmedi. Haksızlık şey yaptım Hakan Bey. Gerçekten ben diyorum ya yaptım. Hakkımı asla helal etmiyorum. Anlıyorum seni ama devam etmek zorundayız. Durumundayız. Bakalım Gonca'dan kaç puan gelecek? Evet Gonca paylaşır mısın verdiğin puanı bizlerle? 6. Niye? Altılık mı masası? Kısa kısa. İyi 6 verdi. Neden? Yok kısas için neden değil. Ben sadece ana yemeğinizin tuz gelmesine rağmen beğendim.
Onu da zaten dile getirdim. He. Diğer kalan şey tatlı zaten olmamıştı. Masada eksikler vardı. Yani bu son günün sizin daha çok dikkat etmeniz gerekiyordu. Tatlı bıçağını koymak. Eksikti, ters dönüktü vesaire. Hadi ama, bu, ama biliyorum. Bahaneler, tamam, bahaneler. Ben yemiyorum hani bunları. Goncacığım yani altı mıydı? Yemeklerin karşılığı. Bana göre değildi, biraz lezzetli buldum. Valla bana göre değildi, sana göre değildi. Kime göreydi acaba ya? Size de yemek beğendirmiyoruz. Ben onun için gerçekten uğraştım. Meyhanesini peki devam edelim Kübra'cığım. Altı da az geldi bana ama bakalım Serap'tan kaç gelecek ki çok umudum yok bomba ama. Bomba var, bomba geliyor bence. Evet, görelim bakalım Serap. Son puan senden gelsin. Ay Serap Hanım. 5 mi? Evet, gerçekten kapat. Şaka gibisiniz. Siz gerçekten ikiniz de puanlarınızı yüksek gördünüz. Biliyordunuz benim. Yok, benim kendinizle rakip gerçekten gördünüz. Hayır. Ben sizden ne daha bekliyordunuz? Yüksek şeyler beklerim. Ne yani bekliyordunuz nasıl ya? Şöyle, ne bekliyordunuz? Yanmış bir pilav beklemezdim açıkçası. Benim pilavım yanmamıştı ki. Ben ne diyorum? Yanık tadı aldınız mı? Değildi. Dibi tutmuş sonuçta. Gonca ekşi bir tat var. Bir görebilir miyim? Demeden evvel anladınız mı? Peki. Yeni sezonda 75 bin Türk lirası dedik. Gündüz Kuşağı'nın en büyük ödülü dedik. Ve sıra geldi sezonun ilk büyük final heyecanına. Buyursunlar efendim.